Malum olduğu gibi 6. fevralde, Şubat'ta Türkiye'de büyük deprem oldu. Büyük felaket. Toplam olarak sanki malumatlara göre 46 bin Türkiye'de ve komşu Suriye'de 9 bine yakın insan öldü. Büyük felaket, o kadar büyük maddi zarar, o uluslararası teşkilatların hesaplarına göre aşağı yukarı 84 milyar dolarlık zarar oldu. Çok insanlar son derecede zor durumda. Bütün dünya, toplam olarak 105 memleket ve 11 uluslararası teşkilatlar buna katıldılar. Ve elbette Ukrayna, biz komşu olarak, hem de Kırım Tatarları, bizim akrabalarımız böyle durumda olduğu zaman elimizde gelen yardım vermeye çalıştık. Evet, bu büyük zararlar etrafında bizim bu topladığımız yardım bir damla gibi ama damla damla göl olur denir. Aslında bu yardım bir sembolik olarak. Bu ikinci kere. Biz yarım ay önce de İstanbul'da bir kamyonu yolladık. Oradan aldık mallarımızı, para toplayıp. Bu şimdi ikinci kamyon. O zaman da orada belediye başkanı geldi, devlet adamları geldiler. Çok teşekkür ettiler. Siz dediler o kadar zor durumda olup böyle yardım topladığınız bunun kıymeti daha ayrı dediler. İşte biz de işte elimizden geleni bu zor durumda yardım elimizi uzatmaya çalıştık. Bu yardım toplantısı burada yalnız Kırım Tatarları değil, başkalar da Ukraynalılar, Azeriler, Çeçenler, Özünlüsülerin kattılar. Ayrıca da para da toplanıla. Bugüne kadar 65 bin dolar civarında toplanıldı. Neyse de böyle işte. Evet, o tranşeler, siperler, neler, okoplar, kazalar, plajlarda bile kazalar. Onlar kafalarına göre sanki belirler savaş, İkinci Dünya Savaşı gibi olacak. Ama aynı zamanda çok bunları ailelerin kurumundan çıkarırlar, bu okupantlar. Yani bu savaşa hazırlanırlar. Aslında biz Kırım elbette ne zaman da olsa kurtarılacak. Ama biz çok istedik o savaşsız kurtarılsın, diplomatik yollarla. Ama olmadı. Son kere biz İstanbul'da 30. Mart'ta Ruslarla görüştüğümüz zaman biz öyle bir adım yaptık, dedik ki tamam siz 23 Şubat sınırına geçmiş ama Kırım-Donbas meselesini müzakere ettik. Bir süre içerisinde size silah kullanmayacağız. Onu da kabul etmediler. Yok, Kırım Rus toprağı, biz sonradan müzakere etmeyeceğiz. Etmek istediğim yalnız tek savaş yolu kaldı. Bu onların tranşeleri, siperlerine gelince biz o Kherson'un etrafında da görgenedik. Ama kovdular oradan. Eminim ki Kırım'dan da böyle kovarak. Oradaki vatandaşlarımıza teklifimiz elbet Ukraynalılar, Ruslar gibi o sivil binalara ateş atmayacaklar. Ama askeri bölgelerden uzak dursunlar. Havalimanlarından. Orada Kırım içerisinde 144 tane böyle askeri noktalar var. Bazalar, şeyler. Onlardan uzak dursunlar. Bu kadar. Ama Kırım mutlaka kurtarılacak.